Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda çitlerimizi değiştiriyoruz. Artık orada bile güneş paneli koyup elektrik üretme konusunda bir faaliyet içerisinde olmak istedik. Çatı alanı yetersiz olan yerlerde de güneş panelini sadece binanın çatısına, cephesine değil, çit olarak kullanma, balkonda bir korkuluk olarak kullanma gibi farklı alternatiflerin yapılabildiğini anlatmak için bu videoyu yapıyoruz, size hazırladık. Burada da şu an kurulum aşamalarını görüyorsunuz. Oldukça keyifli zamanlarda, öyle söyleyeyim, bizim açımızdan. Çok değişik, güzel de bir görüntü elde ettik. Hatta tam ortasında bulunan tabelamızı da kendimiz epoksiden döktük. Onunla ilgili de videomuzu sizlerle yakında paylaşıyor olacağız. Buradaki panelleri de çatımızda var olan güneş paneli sistemine entegre ederek enerji üretiminde nasıl farklılıklar oluştuğunu size göstereceğiz. Yani ideal açıda, daha doğrusu yatay açıda kurulan bir panel ile 90 derece açıda kurulan bir güneş paneli ne kadar üretim farklılığı oluşturuyor? Bunların rakamsal değerlerini şu an veriler topluyoruz. Aylık bazda, haftalık bazda, günlük bazda sizlerle paylaşıyor olacağız. Burada şu an bu kurulumu gerçekleştiriyoruz ve hızlıca çatımıza bağlantısını yapacağız. Buradaki sistemi enerji üretmesi için iki farklı yol kullanabilirdik. Birincisi mikroinverter yolu. Her bir paneli teker teker 220 volta çıkartabilen inverter türü, mikroinverter. Ya da optimizerli inverter dediğimiz SolarEdge markasının, zaten çatımızdaki sistemin yarısında da bu tarz ürünler bulunuyor. Aslında modül lever güç elektroniği diye geçiyor. Modül level power elektronik olarak adlandırılır. İnternette de bu tarz MLPE olarak araştırabilirsiniz. Biz de var olan 11 tane panelimizin yanı sıra dikey olarak yerleştirdiğimiz çitlerimizdeki 3 paneli de aynı diziye bağlayabiliyoruz. Böyle bir avantajı var bu sistemin. Ve tek tek hangi panel ne kadar üretmiş, gölgede olan panel diğerlerine göre ne kadar daha az üretmiş, hepsini sizlerle paylaşıyor olacağım. SolarEdge inverterimizi 3 fazlı olan daha büyük bir versiyonla değiştiriyoruz. Bu konuda SolarEdge'in teknik sorumlularından Tugay Bey bizlerle birlikte ve AC bağlantıları şu an yapıyor. Birazdan da optimizerleri cihaza bağlayacağız ve tüm aşamalarını, nasıl izleme sistemine entegre ediliyor, panelleri tek tek nasıl görebiliyoruz, bunların hepsini hızlıca size gösteriyor olacağız. Çok faydalı bir video olacağına inanıyorum. Sistemde 14 tane optimizerimiz var ve optimizerlerimizi artı eksi olarak buraya bağlıyoruz. Burada optimizerlerle ilgili şöyle bir şey vardı sanırım Tugay Bey. Kaç tane optimizer varsa bağladıktan sonra sisteme ölçtüğümüzde her biri için 1 volt. Bizim sistemde optimizerlerimiz sistem çalışmıyorken çıkışında 1 voltluk bir gerilim veriyor. Bizim güvenlik gerilim dediğimiz bir aralık var. Sistemde minimum 14 tane optimizer oluyor. Bu 14 optimizerin çıkışında 14 voltluk bir güvenli gerilim görüyoruz. Biz de şu an ölçtük. Hatta ölçüm değerlerini de ekranda gösteririz. Ve 14 voltu gördük. Sonra da bu bağlantımızı yaptık. Şimdi SolarEdge cihazımızı enerjilendirdik, hem AC taraftan hem DC taraftan. Devreye alma süreçleri için bir program indireceğiz ve o uygulamanın nasıl adım adım devam ettiğini de sizlere gösteriyor olacağız şimdi birlikte. Evet, biz uygulamayı şu an kurduk ve kendi kullanıcı adı şifremizi yazdık. Çünkü bizde zaten bir cihaz vardı. O yüzden bir account oluşturmuştuk. Eğer ilk defa bu süreç oluyorsa zaten yeniden bir account oluşturmanız gerekiyor. Giriş yapalım şimdi. Bütün her şeyi update etmen de, aktivasyon yapman da sana yardımcı olacak diyor. Tamam diyoruz. Start dedik. Location settings. Konumu açtık. Start dediniz. tekrar. Uygulama kullanılırken dedim. Uygulama kullanılırken dedim. Uygulama kendi Şu an updatelerini yapıyor. update'lerimizi kontrol ediyor. Evet, update'imiz bitti. Şu an bizden QR kod okumamızı istiyor. Herhalde yan tarafta, evet, şuradaki. Yandaki büyük QR kodu okutacağız.
Okudu. Okuttuktan sonra uygulama bizi yönlendiriyor zaten. Alttaki sivicimizi P konumunda 1, 2, 3 saniye basa tutup bırakıyoruz. Ardından uygulamada devam diyoruz. Uygulamada devam dedik. Cihaza bağlanılsın mı diyor. Aynen. Bağlan dedim. Bağlantı kuruldu dedi. Aynen. Telefonumuzdaki uygulamayla cihazımız Wi-Fi üzerinden bağlantı kurdu. Şu an kendi arasında Wi-Fi bağlantısı kurdu. Bluetooth evet. Değil. Bluetooth değil, Wi-Fi. Wi-Fi ile bağladı. Şu an inverter'in son yazılımlarını güncelliyor. Başka bir cihaza da bağlanabilirsin gibi bir evet. Mesaj verdi ama şu an bir tane cihazımız var. Ve update devam edecek. Büyük kollu sağlarımız var. Bir sağda 50 tane inverterin olduğu sağlar var. Onları evet, da orada her da. Seferinde beklemek için buradan bağlayabiliyorsun. Ama kolay bağlandı. O güzel bir özellik. Normalde uzun sürebilen bir yapı. MySolarEdge. Kullanıcı adı şifremiz, login dedik. Panel dizilimi, şu an çatımızda var olan paneller, update'ten sonra hepsinin tek tek ne kadar ürettiğini görebileceğiz. Yazılım güncellemesi biz diğer işleri yaparken bitti. Şu an continue diyorum. Burada ne görüyoruz? Ülke ile alakalı kurulum ayarları, eşleştirme, iletişim, bütün aslında bir teknisyenin ihtiyacı olduğu kesinlikle. Bütün menüler burada görüyoruz. Şimdi biz ne yapmamız gerekiyor? İlk başta zaten invertörümüz ülke seçili değil diye bir uyarı veriyor. O yüzden en üstteki country kısmına giriyoruz. Yukarıda error 3x B şeklinde no country selected diyor. Farklı ülkelerin farklı şebeke parametreleri olduğu için bu cihaza nerede olduğunu söylemek evet. Gerekiyor. Önce bunu bir yapalım. Buradan Türkiye diye seçtik. Set dedik. Evet. Lokal kanunlara, kurallara uygun. Şebeke kodu seçilmeli. Evet dedik. Şu an artık geri çıkıyorum. Geri çıkıyoruz. Türkiye'yi seçtik. Uyarı da kalktı. Monitoring Communication'a gelelim. Monitoring. Bir haberleşme bağlantımızı yapalım. Ve Communication'a geldik. Evet, şu an default'ta Ethernet seçili. Biz bunu Wi-Fi'ye çevireceğiz. Config'e Ethernet'e tıkleyebiliriz. Change Connecting. Aşağıda type. Connecting Type'ı Wi-Fi yapıyoruz. Done dedik. External Wi-Fi Anten Not Detected diyor. Confirm diyoruz. O daha büyük kapsam alanlar için. Configure Wi-Fi. Technical ağımızı seçiyoruz. Connected dedi. Şu an artık bağlıyız. Şimdi geri çıkıyoruz. Bir geri gelelim. Orada bağlantıyı gösterip bir E harfi network. Aynen. Bir E harfine bastığımızda monitoring connection'da şu an problem var. O da sistemle gelir. Evet, bütün aşamalar tamam. Biraz zaman alıyor ama çok bence birçok inverter markasını devreye almış birisi olarak söylüyorum. Hızlı. Hem de nerede sıkıntı var? IP adresi alırken mi sıkıntı? İnternete evet. Çıkarken mi?
ya da domain name server'da mı sıkıntı var, DNS'te. Hepsini görme şansınız oluyor. İnternete cihaz çıkartmak oldukça aslında zor bir süreç. Evet. İnvertörümüzün altında 3 tane LED'imiz var. Kırmızı, yeşil ve mavi. Şu an kırmızı yanmıyor. Yandığında bir hata kodu olduğunu gösteriyor. Şu an yanmaması bize hatanın olmadığını gösteriyor. Alttaki ışık yeşil yanıp sönüyor şu anda. İnvertörümüzün çalışmaya hazır olduğunu gösteriyor bize. Sabit yeşil yandığında çalıştığını belirtiyor. Alttaki mavi ışık da haberleşme ışığımız. Sabit yandığında şu an invertörümüzde haberleşme var olduğunu gösteriyor. Tamam dedim. Şu an Wi-Fi'ye de bağlı olduğumuzu gösterdik. Tamam. Geri çıkıyoruz. Aynen. Peynir. En altta status kısmımız var. Bağlantılarımızı bir invertör üzerinden de kontrolünü yapabiliriz. Okey, geri çıkıyorum. Aynen. Şimdi optimizer eşleştirme kısmı var pairing'de. Pairing bu cihazlara özgü. Evet. Başka cihazlarda olmayan başka cihazlarda bir eşleştirme olmayan durumu yapmanız gerekiyor. Çalıştırmadan önce eşleştiriyorduk. Burada da zaten güvenlik voltajının evet, 1 volt olduğunu emin olalım dedik. Zaten ölçmüştük. Evet. Start pairing diyorum. Burada 180 saniyelik bir eşleştirme süreci var. Eski cihazımızda biz bunu ekranından görüyorduk. Artık evet, inverterlerde ekran konusu çok gerekli değil. Herkeste akıllı telefon var. Çok rahatlıkla bağlanıp bütün her şeyi telefon ekranı, evet, aynı zamanda inverter ekranı olabiliyor. O yüzden bu görüntüyü artık telefondan görüyoruz. Pairing işlemi devam ederken de inverterimizin ledleri 3 ışığında yanıp sönüyor. Sistemin haberleşmesi tamamen DC kablo üzerinden yapılıyor, doğru mu? Evet. Başka bir kablo çekmiyoruz. Aynen. Bu eşleştirmeyi de o yüzden yapıyor. Aynen, hat üzerinden. Şu an sistem çalışmaya başladı. Çalışırken aşağıdaki mavi internetimizin olduğunu gösteriyor. Evet. Yeşil sürekli yanıyor. Bu da enerji üretiyorum anlamına geliyor. Kırmızı ışığımız yanmıyor, problem yok anlamına geliyor. Kesinlikle. Site. Site. Mapper. Site mapper. SolarEdge site mapper. Küçük sahalarda bilgisayardan da elde girebilirsiniz ama yani büyük sahalarda hızlı park dokutma için yine login diyeceğiz. Evet. Mesajımızı gördük. Okey dedik. Uygulamanın biraz tanıtım kısmı var. Evet. Nereden ne yapabileceğimizi anlatıyor bize. Güzel. Şu an bizim zaten var olan Chilli Gas vardı burada. Evet. Buna tıklayacağız. Cep telefonundan bile hangi yerde nasıl bir panel var, aynen, buradan seçebiliyor olacağız. Bunu bilgisayardan da yapabiliyoruz. Kesinlikle bilgisayardan yapabiliyorsunuz. Burada mapping kısmına tıklayabilirsiniz. Mapping. Burada olan optimizerlerimizi gösteriyoruz. Bizim var olan optimizerler bunlar, evet. Aynen. Şimdi yeni 3 tane panel ekleyeceğiz biz. Tamam. Sol tarafta panel resmi var, aynen. Şuradan PV modüle giriyorum abi. Panelleri seçin kontrole basarak. Yeni panel. Aynen. Add PV modül. Kenardan tutuplar atıp tekrar panel ekleyebilirsiniz. Ctrl-C, Ctrl-V yaparak aynısını ekleyebilirsiniz. Alttaki sol altta string kısmı var. String. İsterseniz tamam, string çizilimini de yapabilirsiniz. Yapalım isterseniz. Tamam. Ondan. Ondan önce bir barkod okutma kısmı var. Optimizer serilerine gireceğimiz. Tamam. Şurada direkt panelin üstüne tıklayalım. Endüstriyel bir tesiste böyle 500 tane, 1000 tane optimizer olunca cep telefonu üzerinden, aynen, orada yapılabilir. Barkod okutma sistemi var. Barkodları topladığımızda
telefonu kaydırarak hızlıca bütün barkodları okuyor. Hı hı. Yani bu bir problem olmayacak. Yüzlerce optimizer olmasının sisteme eklenmesi. Biz şimdi ekran kaydı da aldığımız için oturduğumuz yerde seri numaralarını 3 tane olduğu için hemen hızlıca girelim dedik. Şu an hepsini kaydettik. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Bir değişiklik yaptığımızda monitoringe aktarması için republish yapmamız gerekiyor. Tamam. Tekrar publish dedik. Burada go to site dediğimizde monitoring ekranına gidebiliriz. Sayfayı yine dediğimizde son değişikliklerimiz de buraya gelir. Şu an geldi. Üretimler de gelmiş yeni panellerin. Evet, şu an hepsinde bir üretim var ve dikey olanlar neredeyse şunları yakalamış bile yani, şaka gibi. İnvertörün üstüne tıklayalım. Burada ok işareti var. Aynen. Şunu tıkladım. Burada yukarıda mesela string nasıl geliyorsa aynı şekilde çizebiliriz veya burada hayali bir şekilde de çizebiliriz görsel olsun diye. Çok kolay, hemen sadece üstünde dolaştırıyorum. O kendi numaralandırılıyor. Numarayla ilgili herhangi bir şey yapmadım. Sadece mouse'u dolaştırdım, yolumu çizdim. O kendi numarasını ekledi. Farklı tip panellerimiz olduğu için bizim üretim değerleri de farklı. Evet. Hepsini buradan takip edebiliyoruz. Süper. Şu an aslında bütün kurulum bitti. Evet. Bu videomuzda da güneş panellerinin aslında farklı açılarda, farklı kullanım alanlarında montajının yapılabildiğini anlatmaya çalıştım size. Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yeşil binamızın fark yaratan bir başka özelliği, dikey olarak yerleştirilmiş çit vazifesi gören güneş panelleri. Balkonumuzda keza güneş panellerimiz var ve çatımızda farklı paneller var. Daha farklı ne yapabiliriz de sürekli düşünüyoruz. Yeşil bina bizim için önemli ve burada etkinlikler, üniversite öğrencileriyle workshoplar yapmayı da planlıyoruz. Umarım sizler için de bir farkındalık oluşturmuştur. Farklı bakış açısı kazanmanıza vesile olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.